Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Rabbena inneke cami'un nasi li yevmin la raybe fih. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Rabbi şerah li sadri ve yessir li emri ve hulul 'uqdatam min lisani yafqahu kavli. Sadakallahu alim. Değerli arkadaşlar, geçen hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Şeyh Ebu Medyen el-Kavs rahmetullahi aleyhim sözleriyle başlamıştık sohbetimize. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son iki sözü hatırlatarak başlayalım. Ehlullah buyuruyor ki, nefsini bilen insanların kendisini övmelerine aldırmaz. Yani hakikat yolunda ilerlemeyi başarabilmiş insanların kemalata yükseldikçe, kemalatlarını artırdıkça İçine gark oldukları duygular onlara ne övmelerin ne de sövmelerin tesirini hissettirmez. Yani onlar kalbi hayatlarında bir takım hakikatleri idrak etmiş olmaları vesilesiyle bu tür şeylerden çok etkilenmezler. Çok anlatılan bir meseledir. Ehlullah'tan birinin evi yanar, kendisine gelip bunu bildirenlere verdiği cevap elhamdülillah'tır. Daha sonra hayır yanlışlık olmuş, sizin eviniz yanmamış dediklerinde yine ehlullah elhamdülillah diyor. Diyorlar ki, her iki şekilde de elhamdülillah dediniz. Bunun sırrı nedir? Buyuruyor ki, evin yandı dediğinizde kalbimi yokladım. Kalbimde bir değişiklik olmadığını gördüm. Rabbime şükrettim, hamd ettim. Sonra siz evimin yanmadığını söylediniz. O halde de kalbimi yokladım. Yine gördüm ki, kalbimde bir değişiklik olmamış. Yine elhamdülillah dedim. Yani müsbetler de, menfiler de ehlullahın kalbinde bir takım hakikatlerin yıkılmasına, sarsılmasına sebep oluyor. Bu tür hadiseler avami yapımız itibariyle bizlere tabi olarak tesir eder. Bizim de kemalat ölçülerinde örnek almamız gereken ehlullah taifesi olduğuna göre avamiliğimizden kurtulmanın yolunu bulmak açısından onları taklide yönelmemiz gerekiyor. Tabii ki taklidin gide gide tahkike varması da amacımız olmalı. Yoksa sürekli taklitle menzillere ulaşmak tabi olarak mümkün değil. Onun için bu kemalat ehli nefsini bilen insanlar oldukları için Rablerini bilirler. Kendini bilen Rabbini bilir. Hikmeti mucibince kendilerini bilirler. Dolayısıyla insanların kendilerini övmelerine aldırış etmezler. Kendilerine taan etmelerine de aldırış etmezler. Hatta bu iki şeyi hayatın arazlarından kabul etmek suretiyle
hayatın arazlarından kabul etmek suretiyle onlardan istifade ederler. Yani her hadise onlar için bir vesiledir. Vesilelere sarılınız ayeti kerimesindeki hikmete muttali oldukları için, hakikatiyle muttali oldukları için her şeyi kendilerine vesile kılmayı bilirler. Mevla bizlere de vesilelere hakikatiyle sarılmayı nasip etsin inşallah. Her şeyin bir afeti vardır. Her şeyin afeti kendi çapınca kendine göredir. Avamın afeti avamın haline göredir. Havasın afeti havas halinin gereğidir. Ülemanın afeti ülemalığı itibari iledir. Dolayısıyla avamın başına gelmiş olan bir şey onun için afet olabilirken ülemanın şahsında o şey hiç de afet olmayabilir. Makam itibariyle daha yüksek bir yerde olan kişi için de ülemanın başına gelmiş olan afet değildir. Bu manadan olmak üzere Ehlullah buyuruyor ki her şeyin afeti olduğu gibi sufilerin afeti de heva ve heveslerine uymaktır. Burada sufinin heva ve hevesine uymanın derecesini idrak etmemiz lazım tabii ki. Yani sufinin heva ve hevesine uyması, namaz kılmaması, oruç tutmaması şeklinde tecelli etmez. O farzları, vacipleri ve sünnetleri ihya etme konusunda titizlik gösterdiği için onun afeti belki nevafillerden uzaklaşmış olmasıdır. Nafilelere yanaşmaması sufinin afetidir. Çünkü sufi olabilmesi için gerekli şartlar, farzlar, vacipler ve sünnetler zaten zaruri olarak yerine getirilmesi gereken emirlerdir, vazifelerdir. Dolayısıyla bu manada ulemanın afetini ulemanın şahsına münhasıran değerlendirebiliriz. Yani ulemanın afeti mesela diyelim ki bildiklerini anlatmaması onun afetidir. Veya bildiklerini yazmaması veya yazamaması onun afetidir. Dolayısıyla derece itibariyle daha yukarılara çıkarken Ehlullah ve Ehlullah'ın kemalatta üst dereceye varmış olanlarında da bu afetler farklı farklıdır. Dönüp kendimize geldiğimizde yani avami yapımız itibariyle kendimize baktığımızda bizim afetimiz ne olabilir? Tabii ki ilk başta ilk akla gelen farzlar, vacipler ve sünnetler konusunda tembellik ishar etmemiz. Bunlar da bizim avam olarak afetlerimizdir. Zira Hakk'a ulaştıran yolların başında bu vazifelere taat üzere olmak geliyor. Bütün hükümlerinde diyor Ehlullah, bütün hükümlerinde Resulullah'a uymaktan başka Hakk'a daha ulaştırıcı hiçbir yol yoktur. Yani Hakk'a ulaştırıcı yolların hakikisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktır. Bütün hükümlerinde Resulullah'a uymak. Bundan başka Hakk'a daha ulaştırıcı, daha net yollarla ulaştırıcı hiçbir yol yoktur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı bize tebliğ edendir. Ayrıyeten Kur'an'dan daha fazla olarak kendisine ilhami ve vahiy olmak kaydıyla verilen daha çok şeyler vardır. Hadis-i şeriflerinde de bunları beyan etmiştir. Geçen haftaki sohbetimizde belirtmiştik. Sünnet Kur'an değildir. Kur'an'dandır. Dolayısıyla Kur'an esprisi içinde değerlendirilir. Evliya kelamı da sünnet değildir ama sünnettendir. Dolayısıyla sünnet ifadesindedir. O değil, ondan esprisi içinde değerlendirilir. Ve bu silsile içinde Ehlullah kelamına el atmış
herhangi bir müminin de söylediği, eğer istikameti doğru ise, tabir ve tevilde yanılmıyorsa, söylediği evliya kelamı değildir ama evliya kelamındandır. O değil, ondandır esprisi içinde, evliya kelamında mündemiştir. Dolayısıyla bu silsile içinde her şey Hakk'ın yegane temsil makamı olan Kur'an ve sünnete gider. Onun için denilmiştir ki, nereden ne aldığın önemli değil. Aldıklarınla ne yaptığın önemli. Yoksa ayeti kerimeden alırsın ama onu filan yere tatbik ederken, falan hadiseye aplike ederken alt üst edersin. Tabir ve tevilde her şeyi perişan edebilirsin. Dolayısıyla aldıklarınla ne yaptığın önemli, aldıklarınla ne yaptığına bakarak keyfiyetini ortaya çıkarırlar. Yani senin keyfiyetin yaptığın, söylediğin, hakikate nispeti doğru olup olmadığı tespit edilebilen hadiselerle zuhur eder, meydana çıkar. Yoksa ben ayet okuyorum, inanmak zorundasın dediğin kişi, hayır ben senin söylediğine inanmak zorunda değilim. Ayet doğru ama senin ayete nispetin ya yanlışsa, işte orada kişinin, yani ayet okuyanın, hadis okuyanın, evliya kelamını ifade edenin keyfiyetine bakmak lazım. Keyfiyet önemli. Yani hadiseye, vukufiyetine, ne derece derinlemesine tahlil edebildiğine bakmak lazım. Eğer böyle bir şey yoksa ayette okuyabilir, hadiste okuyabilir, evliya kelamı da sarf edebilir bir insan ama buna rağmen de yanlış yapmış olabilir. Bu baptan olmak üzere Hazreti Ali Kerramallahu Vece buyuruyor ki, bir kişi size ayet okuduğunda siz de ona ayetle cevap vermeyin. Yani haklılığınızı izhar babında, ifade babında birisi size ayet okuyabilir. Siz de ona cevaben ayet okumayın. Yani bir bakıma haşa, ayetleri kendi nefsinize alet ederek tokuşturmaya kalkarsınız ki bu edep dışı bir davranıştır. Dolayısıyla filancı söyledi, falancı söyledi derken bile filancının ve falancının sözünü sizin ne kadar taşıyıp taşıyamadığınız önemlidir. Yoksa falancının söylemesi önemli değil. Bu yüzden zaten ifade edilmiştir işte. Nereden ne aldığın önemli değil. Aldıklarınla ne yaptığın önemlidir. Yani ayetten aldığınla neyi nasıl, hangi şekilde ifade ediyorsun? Hadis-i şeriften aldıklarını nasıl yansıtıyorsun? Ehlullah kelamına nispetin nasıldır? Ülemaya nispetin hangi zaviyede kendini gösteriyor? Bunlar önemlidir. Bütün bunlardan mahrumsa bir insan, geriye kalan kuru bilgiyi aktarmaktır ki orada hikmetin tecelli etmesi mümkün değil. İnsanın bu hakikatlere vakıf olmaması dolayısıyla gafleti artar. Gafletinin artmasına sebep de şehvetlere çok fazla düşkün olmasıdır. Yani daha önceki sohbetimizde söyledik. Şehvet illaki cinsellik değildir. Dünya tamahı içinde olmak, şöhret belasına düçar kalmak, bunlar da şehvet dairesindedir. Yani dünya alakası içinde herhangi bir şeye tamahkarlık yapmak, o kişinin o mevzuyla alakalı şehvetini ifade eder. Dolayısıyla bu tür hadiselere meyilli olan insanların gafletleri artar. Gafletlere ulaşır o şehvetleri vesilesiyle. Ama orada bunu idrak edebilirler mi? O da ayrı bir mevzu tabii. Şanınız, şöhretiniz, makamınız, hatta ezberci yönünden ilminiz yerli yerinde olabilir. Ehlullah kelamının ifadesini her zaman hatırlatıyoruz. İlim insanın cehaletini giderir, ahmaklığını gidermez. Dolayısıyla orada ilim kuru bilgi mahiyetinde olmak kaydıyla şehvet ifadesindedir ve insanın gafletini artırır. Dolayısıyla önünüze gelen eşya ve hadiseleri değerlendirme babında yapacağınız yorumlar fevkalade nefsani olabilir, sakat olabilir. Dolayısıyla çevrenizdeki insanları da
bu manadan olmak üzere tutabilirsiniz. Birçok insanın da vebaline girersiniz. Bütün bunlar, yani şehvetlere düçar kalmak insanı gaflete ulaştırır. Ehlullah böyle diyor. Dolayısıyla şehvetlerin her artışında, masivaya ilginin çoğalışında kalp de katılaşır. Kalp gittikçe kendi hakikatini yitirir. Kalbi hayatta bir körelme söz konusu olur. Buna tesir eden, yani kalbi hayatın kararmasına, kalbin katılaşmasına sebep olan temel meselelerden bir tanesi de çok yemek yemektir. Bir insan çok yemek yediği zaman İmam Gazali Hazretleri'nin ifadesiyle kalbin altında adeta kaynar bir tencere hükmünde oluyor. O tencerenin buharı kalbi sıkıştırıp rahatsız ediyor. Dolayısıyla çok yemekle şehvete yönelmiş, masivaya yönelmiş bir insanın kalbi katılaşır. Dolayısıyla hikmetlere muttali olması, öyle bir insanın hikmetlere muttali olması zorlaşır. İkincisi de çok yemekten sonra, ikincisi çok uyumak. Çok uyumak da kalbin katılaşmasına vesile olan mevzulardan, amellerden biridir. Ve çok konuşmak. Yani çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak kalbi katılaştırır. Şimdi her zaman söylüyoruz. Bir şeyin aynı aynıdır. Bir şeyin aynı aynı değildir. Nereden, nasıl baktığınıza bağlı. Şu zaviyeden baktığımızda, yani bir şeyin aynı aynıdır zaviyesinden baktığımızda, ki bunun misali suretler olmadan manalar anlaşılmaz şeklinde açıklanmıştır. Suret olacak ki mana anlaşılsın. Suret olmadan mana anlaşılmayacağına göre bir şeyin aynı aynıdır demek ki. Suret manadır diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu kavle göre burada çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak kalbi katılaştırır diyoruz ve hüküm doğrudur. Ama ehlullah buna başka bir açıdan baktığında tam tersi bir mana çıkabilir. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak kalbi katılaştırmaz hükmü de çıkabilir. Bunun da şeyi, bir şeyin aynı aynı değildir. Hükmünce zevkten meydana gelen manayı kelam nasıl anlatsın? Dolayısıyla burada zevkten meydana gelen bir mana söz konusu. Bunu kelamla ifade etmeye çalışıyorsunuz. Ama kelam mananın aynı olmadığına göre o zaman şöyle diyoruz. Bir şeyin aynı, aynı olmayabilir. Dolayısıyla şöyle bir hüküm çıkıyor. Bir hadiseye, hakikat izhar eden bir hadiseye nereden, nasıl ve hangi idrakle baktığınız önemli. Öyle baktığınız zaman herkesin kara dediğine siz ak dersiniz, doğru olur. Herkesin ak dediğine siz kara dersiniz, o da doğru olur. Bunun müntaha noktasında ne vardır? İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin vahdeti vücut hadisesi. Her şeyi öylesine cem etmiş ki eşyanın yokluğundan bahsediyor. Bir gölge varlık olarak bile eşya yoktur diyor. Halbuki eşya var ve görüyoruz. Ama o öylesine hakikate nüfuz etmiş ki yok diyor. Ama ondan sonra gelen bir başka büyük İmam Rabbani Hazretleri hayır diyor, var. Eğer bir gölge varlık olarak böyle eşyayı kabul etmezseniz bedi'i zevki incitmiş olursunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri de zaten diyor bu sözü öyle bir makamda söyledi ki o makam çok zevkli bir makamdı. Rabbim nasip etti, ben o makama geldim. Oradan da yükseldim. Dolayısıyla oradaki hakikati gördüm. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin orada söylediği bize göre yanlış değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre yanlış. Yani bir doğru, farklı bir makamda, farklı bir mertebede yanlış olabiliyor. O makam ve o mertebe terk edildiğinde doğru olabiliyor. O zaman demek ki Üstad Necip Fazıl Rahmetullahi Aleyh'in ifadesiyle söylemek gerekirse İslam'da dır ve tır yoktur. Yani fuzuli hükümler verilemez. Onun için din edeptir, edep hadlere riayettir, hükmünce hadiselere yanaşmak lazım. Yani herkes haddini bilmeli diyor. Anladığın kadar izhar edeceksin. Avami bir yaklaşım içindeysen avamlığının farkında olarak konuşacaksın. Eğer havassan
Zaten sırları saklamayı bilirsin. Havasul havassan o aliyül ala bir noktadır. Oralarda zaten bu tür hatalar çok olmaz. Oralarda olacak şeyler bellidir. Yani havasın bulunduğu noktalarda mecnunluk hakikati vardır. Mecnun olursun. Hallaç Mansur Hazretlerinin söylediği gibi enel hak dersin. Ama öyle bir değiştir ki o şeriata göre suç olan bu cümle hakikate göre hiç de suç değildir. Marifete ve hakikate göre değerlendirildi de fevkalade de bir kemalat noktası tecelli eder orada. Onun için de şeriat hükmen onu cezalandırırken tarikat, hakikat, marifet asla suçlu değildir diyor. Yani burada sanki bir çelişki varmış gibi görülüyor. Hayır, eşya ve hadiselere bu irfan seviyesinden bakmayı öğrenen insanlar için burada bir çelişki yoktur. Zaten İslam da zıtlar arası muvazenenin dinidir. İki zıttın birleştiği noktada tecelli eder. Zıtlar arası muvazene dini. Şey eğer, var ya bu terkibi hüküm. Şuur seviyesi değiştikçe gerçeklik seviyesi de değişir. Evet. Tabii şuur seviyesi değiştikçe büyük doğu iptalının terkibi hükümlerinden biridir. Şuur seviyesi değiştikçe gerçeklik seviyesi değişir. O zaman insanın şöyle bir şeyi hat olarak bilmesi lazım. Ben söylediğim bu sözü hangi şuur seviyesinde sarf ettim? Orada işte edep devreye giriyor. Yani ben hakikaten bu sözü söyleme kudretine malik miyim, değil miyim? İşte orada da bunu tespit edebilmek için daha geride okuduğumuz nefsini bilen insanların kendisi övmesine aldırması hikmetinde olduğu gibi kendini bilen Rabbini bilir hikmeti devreye girer. Rabbini bilen insan da söylediği sözün haddi midir, değil midir onu anlar. Ama bütün bunlar yoksa zaten kültür camiamızda bu tür inceliklere vukufiyet söz konusu olmadığı için her şey birbirine karışmıştır. Bir hoca efendi çıkar, bir şey söyler. O söylediği şeyin nereye gittiğini de bilmez. Sonra birileri kalkıp neden böyle dedin diye sorduğunda ben öyle demek istememiştim. Genelde basın dünyasında da böyledir. İşte meramımı anlatamadım. Halbuki işte meramını anlatamaz bir durumu yoktu. Belli oluyor halinden. Basbayağı istediğini söyledi. Çünkü orada nefsine mağlup olmanın zelilliği içinde iken bu sözü söyledi ve idrak ederek söyledi. Ama ertesi gün hayır ben onu demek istemedim diye tasih eder ama birkaç gün sonra gene aynı şeyi gene yapar, gene tasih eder, gene yapar, gene aynı şeyi tasih eder. İşte burada anlıyoruz ki kültür camiamızda din edeptir, edep hadlere riayettir hükmünün hakikati yaşanmıyor veya bu idrak edilmemiş vaziyette. İdrak edilmediği için de ağzı olan konuşuyor şeklinde bir hal söz konusu. Evet, kalbin katılaşmasının söz konusu olduğu yerde, kalbin katılaşmasının söz konusu olduğu yerde ilim kaybolmaz. İlim devam eder ama irfan kaybolur. Yani kalp katılaşmışsa zahiri planda ilim vardır, ezbercilik vardır, kuru bilgi vardır. Hatta fevkalade de ön plandadır. Cazibesi de vardır avama göre. Fakat Allah dostlarının nazarında o bilginin bir kıymeti yoktur. İrfan sahipleri oradaki bilginin mahiyetini net bir şekilde idrak ederler. Zaten idrak etmiş oldukları için de buyururlar ki ilim insanın cehaletini giderir, ahmaklığını gidermez. Bütün mesele de zaten bu ahmaklıktan kurtulmaktır. İlim sahibi olmak değil. İlimi irfana dönüştürebilecek manevra kabiliyetine malik olabilmek. Bunu yaptığımız andan itibaren düşmanın taarruzlarına da zaten mukavemetimiz artar. Her esen rüzgara göre sağa sola bükülmeyiz. Evet, bütün bunlardan kurtuluşun bir yolu vardır mutlaka. Yani bütün bu olumsuzluklardan, bu menfiliklerden kurtuluşun bir yolu mutlaka vardır. Ve Ehlullah bunu ifade ederken iki kelime kullanmış.
Diyor ki susmak kurtuluştur. Susmak kurtuluştur. Ama yukarıda bir şey söylemeye çalıştık. Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak kalbi katılaştırır. Ama bir başka zaviyeden baktığında çok uyumak faydalıdır. Nasıl faydalıdır? Mesela bir hadis-i şerife göre değerlendirdiğimizde buradaki o ilk anlattığımız mana tamamen tersine dönebilir. Yani bir şeyin aynı, aynı olmayabilir. Burada söylenen cümle aslında bu söylendiği gibi değil. Başka bir mana gizli bunun içinde, onu yakalayabiliriz. O da nedir? Ahir zamanda diyor, yürüyen koşandan hayırlı olacak. Oturan yürüyenden hayırlı olacak. Yatan ayakta olandan hayırlı olacak. Yani burada tembelliği tavsiye eden bir şey yok. Yanlış anlaşılmaması lazım. Fitne döneminde insan kendi ruhunu bir takım pisliklerden koruyabilmesi için tedbir makamına doğru gerilemesi lazım. O gerilemede insanın iç alemindeki hızını kesme ile alakalı. İç alemindeki sürat durmalı. O koşuşturmaca durmalı. Bugün Batı medeniyetinin insanlara sirayet ettirdiği en büyük felaketlerden biri içlerindeki canavara mukayyet olamamalarıdır. Hani trafikte de bir zamanlar anlatılmıştı ya, içimizdeki canavara dur deyin. İnsanlar hiçbir mevzuda duramıyorlar aslında. Sadece trafikte araç kullanırken değil. Hiçbir mevzuda, yani normal ruhi manada bir sabitlik ifade edebilecekleri zamanları yok insanların. Bu çağın hastalığıdır. Zaten depresyon dediğimiz hadise de bundan kaynaklanmaktadır. Ruhunu sükunete ulaştırabilecek bir hal yakalayamıyorsun. İşte bu da ilmin irfana dönüştürülememesinden kaynaklanan bir hakikattir. Dolayısıyla görüyoruz ki ilim irfana dönüşmediği için ruha tesir eden bir şey söz konusu değil, kalbe tesir eden bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla kalp garip kalıyor. Sağa sola savrulmanın şeklini, şemalini sahibine yaşatmış oluyor. Dolayısıyla burada susmak kurtuluştur derken, yukarıda çok uyumanın ters çevrilebildiği gibi, yani bir şeyin aynı aynı olmadığı gibi, burada da öyle söyleyebiliriz. Susmak kurtuluştur. Peki hakikati söyleyen insanın susması kurtuluş mudur? Değildir. Anlıyoruz ki burada susmak şu hakikate göre kurtuluştur, bu hakikate göre kurtuluş değildir. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki nerede ne yapacağını bilmen lazım. Aldıklarınla ne yaptığını bilme irfanına malik olman lazım. Eğer bu hakikatler sende tecelli etmemişse sussan da konuşsan da bir şey ifade etmez. Sen öyle de yoksun, böyle de yoksun. Önce insan var olmanın hakikatini idrak etmek için çırpınmalı. Var olmanın hakikatine yaklaştıkça da bu hakikatler zaten tabi olarak kendini izhar etmeye başlarlar. Susmak kurtuluştur. Yine üstadın rahmetullahi aleyh'in söylediği bir şey var. O kadar çok konuşan insan olarak, o kadar çok yazan insan olarak İman İslam Atlası'nda buyuruyor ki Allah de ve sus. Allah de ve sus. Bu kadar konuşan bir insan söylüyor bunu. Burada avami bir yaklaşımla hadiseye baksaydık üstada şöyle dememiz gerekirdi. Bunu sen mi söylüyorsun? Bu kadar çok konuştuğun halde sen mi söylüyorsun? Gibi bir densizliğe düşebilir insan. Hayır, orada onun konuşması susmak, susması konuşmaktır. Onun için büyükler der ki, sükutumuzdan bir şey anlamayan, konuşmamızdan da bir şey anlayamaz. Onların sükutu da konuşmak. Fakat avami yapımız itibariyle onlar ne zaman konuşuyorlar, ne zaman susuyorlar biz burayı anlayamıyoruz. Bizim derdimiz bu olması lazım. Yani anlayamadığımıza vahlanmamız gerekirken bu konuda tabire ve tevile yöneliyoruz. Tefsire yöneliyoruz. O büyük insanların halini anlatma gayretine giriyoruz ki anlamadan neyi anlatabiliriz. Evet, dünya alakası, masiva insanın kalbini katılaştırır,
Bu insan susmayı da bilemez. Kurtuluşa ermesi mümkün değildir. Sıhhatli olabilmesi için bütün bunlara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla Ehlullah diyor ki bu manada, kalp bir insanın kalbi, şehvetlerin derdinden kurtulup sükunete kavuşursa, işte o zaman sıhhat bulur. Yani şimdi kalp hastaneleri vardır. İşte onların reklamları vardır. Ayda bir, üç ayda bir, senede bir, her neyse kalbinizi kontrol ettirin. Hasta mısınız, değil misiniz? Tabii o tür kalp hastalıklarının çaresi işte doktorların bir takım tavsiyesiyle giderilebilir. Çünkü nihayetinde bir et parçasına müdahale babında doktorluk yapıyor kişiler. Ve diyor ki o et parçasında bir sakatlık var. Bunu düzeltmek için kendinizi kontrol ettirin. Bu işin hakiki sahipleri de yani kalbin içindeki, yüreğin içinde dediğimiz hakiki kalbin sahipleri de sürekli bu ikazda bulunurlar. Ama onlar o et parçası için konuşmazlar. Et parçasının mahiyetiyle ilgili, hakikatiyle ilgili insanları uyarırlar. Bunun için de diyorlar ki, kalp şehvetlerin derdinden kurtulup sükunete kavuşursa, işte o zaman sıhhat bulur. Yoksa kalbe giden damarlar açtığınız zaman değil. Kalbe giden damarların açılması tabiplerin tavsiyesi. O damarlar açılmış olsa bile kalbi hayatta hakiki huzurun temin edilmemesi dolayısıyla kalp zaten hasta olmaya devam ediyor. Yani damarların açılması insanın kalben rahat ulaşması manasına gelmiyor. Damarlar açılmıştır, yollar açılmıştır, kalp tıkır tıkır çalışıyor fakat bir sıkıntı var hala. Bu sıkıntının sebebi nedir? İnsanlar bunu anlayamazlar. İşte bu sıkıntının sebebi de kalp ehli olan, kalbin mimarları olan Ehlullah'ın tavsiyeleriyle giderilebilir. Onlar da diyorlar ki, şehvetlerin derdinden kurtulup sükunete kavuşursa kalp, işte o zaman sıhhat bulur. Bunun dışında kalbin sıhhat bulmasının imkan ve ihtimali yoktur. İşte bu şehvetlerden de uzak olabilmek için farzların, vaciplerin, sünnetlerin ve daha da ileriye gitmek suretiyle nevafillerin, nafilelerin yerine getirilmesiyle alakalıdır. Bu konuda insanın gayreti varsa kalbi hayatında sıhhat var demektir. Yoksa kalbi hayatında bir maraz var demektir. Orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerefi tecelli ediyor. İşte vücutta bir et parçası vardır ki o hastaysa bütün vücut hastadır. O da kalptir diyor kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Evet, o hastaysa ona giden damarların açılmasıyla yani manevi planda hastaysa ona giden damarların açılmasıyla kalp sıhhat bulmaz. Çünkü o karanlık içinde bulunan kalp bütün azaları da karanlığa sürükler. Dolayısıyla istediğiniz kadar kalbe giden damarlarınızı açtırmış olun, sıhhat bulamazsınız. Yani ilk başta zaten kalbin hastalığının tesir ettiği yer beyindir, zihindir. Kafanızda şeytani düşünceler uçuşurken, vesveselere boğulmuşken huzur bulmanız mümkün değildir. Huzurlu olmayan bir insanın da sıhhatli olduğuna kimse şahitlik edemez. Dolayısıyla kalp şehvetlerin derdinden kurtulup sükunete kavuşursa işte o zaman sıhhat bulur. Bunun dışında sıhhat kaynağı yoktur. Evet, bütün bunlarda bizi alt eden karşımızda muhatabımız var. Nefsimiz. Şeytandan daha ısrarcı. Şeytanın bir insana kötülük yaptırmak istediğinde insana yansıması farklıdır. Nefs kötülük yaptırmak istediğinde yansıması daha farklıdır. Şeytan toleranslı davranabilir, gevşek davranabilir ama nefs öyle değildir. Son derece ısrarlıdır. İstediğini alana kadar da ısrarından vazgeçmez. Şeytan size bir günahı irtikab ettirmek ister. Eğer onu başaramazsa, peki madem onu yapmadın hiç olmazsa şunu yap. Yani bugün şu namazı kıldın ama öbürünü
Kılmasan da olur yani, onu atlatabilirsin. Sonra öbürünü tekrar kılarsın, böyle bir gevşeklik içinde. Ama nefs öyle değildir. Katır gibi direnir. Arzu ettiği bir şey varsa mutlaka onda ısrar eder. Yani hiçbir şey değiştirmez. Bu böyle olacaktır der ve kişiyi o konuda zorlar. Dolayısıyla nefse karşı Allah'tan yardım istemek durumunda olduğumuzu beyan ediyor Ehlullah ve buyuruyor ki kim nefsine karşı Allah'tan yardım istemezse nefs onu alt eder. Yani ben Allah'tan Celle Celaluhu'dan yardım almadan nefsimi tepelerim diyen yanılır. Yalan söyler. Mutlaka Mevla'dan bu konuda yardım istemek gerekiyor. Onun için de ayet-i kerimede "Ud'uni estecib lekum." Dua edin, icabet edeyim. Yani nefsinle baş etmek mi istiyorsun? O senin büyük düşmanındır. Eğer onunla baş etmek istiyorsan benden yardım dile, ben sana yardım edeceğim. İhlasla bunu yapabildiğin müddetçe yardıma mazhar olabilirsin demektir. Evet, kim nefsine karşı Allah'tan yardım istemezse nefs onu alt eder. İnsan nefsi genelde yalnızlıktan hoşlanmaz. Yani inziva insana sıkıntı verir. Özellikle avami yapı içinde yaşadığımız için biz yalnızlıktan pek hoşlanmayız. Halbuki havasın halidir inziva. O insanlarla beraber olmayı değil, Rabbi ile beraber olmayı ister. Ondan hoşnut olur. Dolayısıyla avam kalabalıklardan çok hoşlanır. Hep kalabalıkların içinde olmayı arzu eder. Sürekli bir hareket olsun ister. Çünkü kalbi hayatında hareket olmayan bir insan mutlaka zahiri hayatında hareket etmeye ihtiyacı duyar. Çünkü kalbini teskin etmesi lazım. Ama bu hareket, yani zahiri manadaki hareket, kalbi teskin etmediği için sürekli susuzluğu artar. Halbuki Ehlullah öyle değildir. O Rabbi ile beraber olmayı arzu eder ve o beraberlikte kalbinde bir sükunetin oluşmasına vesile olur. Dolayısıyla huzuru tek başına bulur. Kalabalıkların da o huzuru bozmasına mani olma çabası içindedir. Fakat avamın öyle bir hali yoktur. Şimdi diyor ki Ehlullah, senin diyor, senin kalabalıklardan hoşlanmanın kanıtı, sen diyor kalabalıklardan hoşlanıyorsun avam olarak. Bunun diyor kanıtı, delili, kalabalıkları sevenlerle birlikteliğindir. Sürekli kalabalıklarla beraber olmak istiyorsun. Anlaşılıyor ki sen kalabalıktan hoşlanıyorsun, inzivadan hoşlanmıyorsun. Dolayısıyla Rabbinden çok fazla hoşlandığın söylenemez. Kalbi hayatında sükunet bulduğunda söylenemez. Dolayısıyla sen huzursuz bir adamsın. Bunu ben senin kalabalıklardan hoşlanmandan anlıyorum diyor. Evet, kalabalıklardan hoşlanmanın delili kalabalıkları sevenlerle birlikteliğindir. Hep onlarla beraber olmak istiyorsun. Senin yalnızlığının delili de münzevilere olan ünsiyetindir. İnziva halinde olan insanlarla beraber olmayı istiyorsun. Bu da diyor senin yalnızlarla kalma delilindir. Oradan da anlıyoruz ki diyor sen yalnız kalma taraftarısın. Yani Rabbinle baş başa olmayı, kalabalıklarla iç içe olmaya tercih ediyorsun. Buradan da anlaşılan şu ki senin kalbi hayatında bir takım hareketlenmeler başlamıştır. Rabbine giden yolda Rabbinin lütfuna mazhar olun demektir. Ama bu şu demek değil. Hep inziva. Böyle bir şey de yok tabii. Ehlullah da sürekli inziva yapmaz. Onların inzivası artık o transantantal dediğimiz aşkın bir boyuta ulaştığı için halk içinde hakla beraber olmanın inzivasıdır. Yani onlar da kalabalıkların içinde ama yalnızlar. Yani Rableriyle birlikte olmak kaydıyla kalabalıkların içinde. Şimdi avamınki öyle değil. Sadece kalabalıkların içinde. Hak yok arada. Onlar için, yani avam için, yani bizim için hak belki kaydıyla söylüyoruz. Çünkü ibadetin de hakikatini idrak edemediğimiz için bu böyledir. Belki namazda Rabbini hatırlarken biraz gerçekleşiyor. Oruçta,
ibadetlerin her türlüsünde Rabbini bir an ne kadar hatırladıysan artık. Orada bir an Rabbinle baş başa olmanın şeyini yaşıyorsun. Çoğu zaman o da olmuyor. Namazda da kalabalıklarla berabersin. Çünkü çarşıda, pazarda dolaşıyorsun yani. Orada da olmuyor. Dolayısıyla böyle bir insanın Ehlullah'ın ifadesine göre huzur bulması mümkün değil. Huzur bulması mümkün değil çünkü zikir kabiliyeti onun ruhuna nüfuz etmemiş, sinmemiş. Halbuki zikir illa da la ilahe illallah değildi, bunu biliyoruz. İlla ki Subhanallah, Allah demek de değildir. Onların mahiyeti olan bir düşünceye malik olmaktır. Ama onun mahiyeti olan düşünceye malik olmanın yolu da la ilahe illallah demekten geçiyor. Onda ısrar etmekten geçiyor. Onda ısrar ettiğin an Rabbin sana zikrin mahiyetini lütfediyor. Zikrin mahiyeti kendisine lütfedilmiş bir insanı kalabalıklar asla sendeletemez. Asla tökezletemez. Onun kalbi hayatında müthiş bir gerçekleşme söz konusudur. Onun kırılması mümkün değildir. Dolayısıyla büyüklerin ferasetleriyle ortaya koydukları bu hakikatler idrak edilmesi şartıyla insanı cennetin kapısına yöneltebilir. Ama ne kadar idrak ettiğimize bağlı tabii ki. Burada diyor ki, senin kalabalıklardan hoşlanmanın delili kalabalıkları sevenlerle birlikteliğindir. Niçin yalnızlığı sevmiyorsun? Kalabalıklar içinde yalnız olanlara niye bakmıyorsun? Niçin onları örnek kabul etmiyorsun? Taklit etmiyorsun ki oradan tahkike uzanabilesin? Senin diyor yalnızlığının kanıtı da münzevilere olan ünsiyetindir. İnziva yapan insanlara, Rabbi ile beraber olan insanlara yakın olma ihtiyacın senin yalnızlığının kanıtıdır ki Rabbinle baş başa olmanın delilidir, hakikatidir. Şimdi burada kalabalıklardan hoşlanma hadisesi başka bir zararı gerekli kılıyor. Kalabalıklar içinde iken hakla beraber olmayı başaramıyorsan başka bir zarar görüyorsun diyor Ehlullah. O da bid'at ehline karışıp hem hal olmak kalbi öldürür. Sen böyle bir tehlikeyi de yaşıyorsun diyor. Çünkü kalabalıklarda sürekli bid'atler söz konusudur. Sen münzevi olan insanlara yaklaşmadığına göre, kalabalıklardan hoşlandığına göre orada bir avamilik söz konusu. Sen de o avamiliğinle onlara meyletmiş vaziyettesin. Dolayısıyla batıllar, bid'atlar bu kalabalık avamın içinde çok fazla olduğuna göre sen de onların içinde onlarla hem hal olduğuna göre kalbinin ölmemesi için bir sebep yok diyor. Sen kendin gidiyorsun, kalbinin ölmesine vesile olabilecek işler yapıyorsun. Çünkü kalabalıklarda bid'atler vardır diyor. Onun için mesela insan çarşıya pazara girerken aklına getirmesi lazım. Pazarın bir tarafından girip öbür tarafından çıkana kadar en azından hiç olmazsa estağfurullah çekmek lazım. Çünkü o kalabalıklar içinde o bid'atlere duyar kalmış insanların kokusu bile, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, bir çöplüğün kenarından geçsen, orayı kurcalamasan bile oradan sana bir pis koku siner. Ama bir misk dükkanına girsen, oradan koku satın almasan bile onun da kokusu sana siner. Dolayısıyla o kalabalıklar içine, o bid'atlerle meşgul olan kitlelerin içine girdiğin zaman hiçbir şey yapmasan bile, sen bir bid'at işlemesen bile, sen bir harama meyletmesen bile oradaki kokunun sana nüfuzu vardır. Nüfuzu söz konusudur. Dolayısıyla tövbe istiğfar üzere olmak lazım veya zikrin mahiyeti dediğimiz şeyi idrak ederek bir başından girip sonundan çıkmak lazım. Bu insanın kendi menfaatiyle alakalıdır. Yani yapıp ettiği bütün işlerde sakin bir kalple müdahaleci olacağı için huzurunun kaçmamasına vesile olur. Yoksa ben ya onunla uğraşamam. Yani uğraşamazsan kalbi hayatındaki sükuneti yakalayamayacaksın demektir. O sükunetsizlik de seni her
el attığın işte başarısızlığa götürecek demektir. Hatta fiziki yapısı itibariyle o işte başarılı olmuş olsan bile kalbinde huzur olmadığı için o başarı atfedilmeyecektir. Böyle bir şey zaten kabul edilemez. Yani dünyanın yarısını size vermişler ama kalbinizi burkan bir sıkıntı, bir kabz hali söz konusu. Ne yapacaksınız ki onu? Yani öyle bir varlık zaten eziyeti artırmaktan, sıkıntıyı artırmaktan başka bir şey ifade etmez. Dolayısıyla bidat ehline karışıp hemhal olmak kalbi öldürür. Onun için mesela sokaklarda insanların gelip geçtiği yerlerde oturmak Allah Resulü tarafından sakıncalı bulunmuştur, yasaklanmıştır. Niye? Çünkü oradan geçen insanlar senin orada bir takım malayanilerle uğraşman dolayısıyla, konuşman, etmen dolayısıyla, dedikoduydu, iftiraydı, şuydu, buydu falan filan, orada bir bid'at ehli olarak bulunman sebebiyle oradan geçen insana tesir eden bir yorum var. Onun için sokakların kenarlarında oturmayın, insanları rahatsız etmeyin. Hem ruhi itibariyle, ruh yapısı itibariyle insanlar tedirgin olur, hem de senin bid'atından olumsuz etkilenir. Ama tabii şimdi şehir hayatında bütün bunların üstesinden gelebilmenin şartı falan kalmış değil. Ama ne olursa olsun ahir zaman fitnesi yaşandığı için mümkün olduğu kadar gayret etmek lazım. Ne kadar başarabilirsek. Başardığımız kadar da huzura ulaşacağız demektir. Yoksa insan şanla, şöhretle, parayla, şunla bunla kalbi huzuru bulamaz, bulması mümkün değil. Eğer öyle olsaydı bugün Batı medeniyeti bu kıvranışlar içinde sızlanmıyor olacaktı. Evet, dinini diyor korumak için, yani bu bid'atçılarla hemhal olmak kalbini öldürüyor ya, kalbin ölünce sen dinini muhafaza edemiyorsun. Eğer diyor dinini korumak istiyorsan bid'atçılarla birlikte olmaktan kaç. Bu bid'atçı kim olursa olsun. Eğer zaruret miktarı değilse, onlarla muhataplığın zaruret miktarı değilse mutlaka nefsin meylettiği için onlarla berabersin. Meylettiği kadar da kalbi hayatında körelme olacak. Dolayısıyla sen dinini kale almayan bir kişi olarak yaşayacaksın. Ama buna rağmen dindar olduğunu da iddia edeceksin belki. Zaruret miktarı. Yani filan adam kumarcı, filan adam içkici, filan adam zinakar. Onlar ancak ve ancak zaruret miktarı. Veya filan müessese faizci, filan müessese şucu bucu. Eğer oralarla münasebetin zaruret miktarı değilse, hatta o zaruret miktarı bile senin kalbini burkmuş olarak yaşanması lazım. Yani o zaruret miktarını bile yaşarken sıkıntı içinde olman lazım ki Rabbim seni gözetici olsun. Çünkü kulum benim yasakladığım şeylere zaruret miktarı el atıyor ama bu zarureti bile nahoş karşılıyor diye Mevla görsün senin halini. Dolayısıyla sana yardımı da ona göre olsun. Ama şimdi bunlar da tabii maalesef uçmuş gitmiş meseleler, kale alınmayan meseleler. Hatta bu mahiyette bir takım hakikatler serdedildiğinde, söylendiğinde aman canım bu zamanda da hani bu kadar da falan olur mu gibi hakikate ters bir noktaya meylediliyor. Bunun sebebi de işte yukarıdan beri söylediğimiz gaflete düşmüş olmak. Bu gaflete düşmüş olmamızın sebepleri de işte masiva ile ilgilenmek, dünya alakasını çok fazla düşmek, her türlü şehvete meyilli olmak, makam, mülk, para, şöhret, bunlarla kalbi hayatımızı köreltmemiz bizi bu noktaya getiriyor. Dolayısıyla hakikatler bizi sevindirmesi gerekirken incitmeye başlıyor. Hakikat bizi incitiyor. Yani sana hakikaten samimi bir şekilde bir dostun bu hakikatleri ifade etse, canım şimdi canımı sıkmanın zamanı mı idi? Bunun işte laik kesimdeki karşılığı hani basına yansımış olarak hepimiz duyduk. Bir asri
mezarlığın kapısında her ölüm, evet, her nefis ölümü tadacaktır. Ayet-i kerimesini kaldırın demeleri gibi. Yani niye bize ölümü hatırlatıyorsunuz? Yani mezarlığın kapısı burası. Gideceğin başka yerde yok yani. Nihayetinde oraya gideceksin. Bize bunu hatırlatmayın. Bu uç noktalarda bir misaldir tabii. Biz avami yapımızda, Müslüman halimiz ve avami yapımızda o kadarına meyletmiyor olsak bile ölümü hakikatiyle idrak edemediğimiz için benzer taraflarımız var. Veya biraz daha ilerisi bize söylendiğinde, yani niçin farz namazlarına dikkat etmiyorsun? Onları yaptıktan sonra niçin kainatın efendisine ittiba üzere olabilmek için onun sünnetine dahil olmuyorsun? Biraz daha ötesine gidip niçin nevafillere yönelmiyorsun ki Rabbine yakın olasın denildiğinde, aman canım şimdi yani sırası mı bunun gibi bir lafızla canımızın sıkıldığını muhatabımıza belli ediyoruz. Halbuki Ehlullah buyuruyor ki bütün hükümlerinde Resulullah'a uymaktan başka Hakk'a daha ulaştırıcı hiçbir yol yoktur. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın yaptıklarına ayak uydurmadığı müddetçe bir insan Hakk'a ulaşması mümkün değildir. Zira zaten Kur'an-ı Kerim'i bize getiren kainatın efendisi, dolayısıyla bütün yapıp ettikleri Kur'an'a tam tabi olabilmenin hikmeti çerçevesindedir. Dolayısıyla Resulullah'a uymadan Kur'an'a uymak mümkün değil. Onun için ayet-i kerimede ve ati'ullaha ve ati'urrasul. Resulüme itaat edin, bana itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Beni seven onu sevsin diyor Mevla. Dolayısıyla burada Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın bir sünnetini, bir tek sünnetini idrak etmiş olarak ihya eden insana ilahi mevhibeler yağmaya başlar. Ama idrak etmiş olarak diyoruz. İşte bu geçen sohbetimizde de söyledik. İmam Gazali Hazretleri'nin şu sözü çerçevesindedir. Bir hadisi şerifi zamanüstü manasıyla bilen bütün hadisleri bilmiş kimdir? Zamanüstü manasıyla ama. İşte burada zamanüstü manası dediğimiz an avamilikten kurtulma şartı önümüze konuluyor. Eğer avamilikten kurtulmuşsan gerisi gelir. Bütün mesele de o avamilikten kurtulmaktır. Ama biraz ötede Evlullah'ın söylediği başka bir söz var. Bu şu ana kadar şu söylediğimiz söz muvacihesinde söylediklerimize tam zıt gibi duruyor. Oraya da geleceğiz. Yani avamla alimin arasındaki kar zarar farkı. Öyle bir hal var ki orada avam kar ediyor, alim zarar ediyor. İşte nerede, neye, nasıl baktığına alakalı hakikatlerdir bunlar zaten. Zıtlar arası muvazene dini diyoruz ya, iki zıttı birleştirebildiği noktada, yani zahirle batının öpüştüğü noktada hakikatler tecelli eder. Hakikat şimşekleri yansır. Eğer bunlara malik değilseniz, İlim insanın cehlini giderir, ahmaklığını gidermez, hikmeti çerçevesinde kalırsınız. Kendinizi perişan ettiğiniz gibi ulema taifesinden olmak kaydıyla size tabi olanları da mahvedebilirsiniz, Allah muhafaza. Evet, dinini korumak için bid'atçılarla birlikte olmaktan kaçının. Yani nerede bir bid'at ehli var, onunla zaruret miktarı bir arada olun. Zaruret miktarının dışında asla onlarla bir olmayı, bir arada kalmayı düşünmeyin. Bir an önce oradan kaçın. Dinini korumak için ancak böyle bir şey yapılabilir. Böyle bir hamle içinde olmak gerekebilir. Tamam. Şimdi burada şeyh-mürid ilişkisiyle alakalı, talebe-hoca alakası ile ilgili bir mevzu var. Diyor ki Allah dostu, efendisinin sohbetine sabretmeyen kimseyi Allah kölelerin sohbetine müptela kılar. Şimdi burada denilebilir ki mürşidinin sohbetinden hoşlanmayan kimseyi Allah sevmediği bir kişinin sohbetine düçar kılar. Hocasının sohbetinden hoşlanmayan bir kimseyi, bir talebeyi Allah gafil bir kişinin sohbetiyle cezalandırır. Aynen bu çerçevede bunu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Dolayısıyla cemiyet planında bunu ifade etmemiz gerektiğinde diyebiliriz ki eğer bir cemiyet, bir toplum, bir millet
Rabbinin ve onun Resulünün sohbetinden hoşlanmıyorsa, yani Kur'an'dan ve sünnetten hoşlanmıyorsa, mutlaka Allah o topluluğu Kur'an ve sünnetin zıttı olan bir şeyden hoşnut hale getirecek. Yani bir batılla cezalandıracak. Bu dünyada onun zevk olduğunu da zannedebilir o insan. Yani ben Kur'an'dan hoşlanmıyorum, sünnetten hoşlanmıyorum, İslami hiçbir mefhumdan hoşlanmıyorum, onun zıttı olan her şeyden hoşlanıyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Yani ben kazanmıyor muyum gibi bir düşünce hasıl olabilir. Tabii ki öyle değil. Bu dünyaya gelişin gayesine uygun mudur bu hareketin, değil midir? Önemli olan bu. Uygun olmadığına göre de burada nefsi yapın itibariyle bir takım şeylerden lezzet aldığını zannetsen bile hakiki zevkten burada mahrum oluyorsun. Artı öbür tarafta da bunun cezai müeyyidesi çok farklı ve çok feci anlatıldığı kadarıyla. Dolayısıyla efendisinin sohbetine sabretmeyen, Allah'a ve Resulullah'a kulak kabartmayan insan, anlıyoruz ki şeytanın sohbetine müptela kalır. Her şey ve herkes Allah'ın kölesidir. Allah'ın sohbetinden hoşlanmayan, onun kitabından hoşlanmayan, onun peygamberinden hoşlanmayan, onun veli kullarından hoşlanmayan mutlaka bir belaya müptela olur. O da kölelerin sohbetine müptela olmaktır. Yani burada Kur'an'dan hoşlanmadığı halde, ki ifade ne kadar doğrudur bilmiyorum, Kur'an'ın musikisi onu tutmuyorsa, buradaki musiki sadece sesle alakalı değil tabi. Burada hakikatin mahiyetidir asıl musiki. Bu bakımdan da denilmiştir ki nakşiler, nakşibendiler musikiye yüz vermemişlerdir. İtibar etmemişlerdir. Bunun sebebi de musikinin üzerinde bir ses yakalamışlardır da onun için. Yani kalbi hayatlarındaki sükunet o kadar fevkaladelik arz eder ki o hakiki musikinin ta kendisidir. Bu sesi yakaladıkları için musikiye yüz vermemişlerdir. Aşina değillerdir, itibar etmezler. Ama burada bu hakikatten uzak düştükçe, isterseniz nakşi olun, musiki ve müziğin her çeşidi, en abuk subuk olanı da metalinden bilmem nesine kadar size zevk verir. Bu sizin halinizin ifadesidir. Bulunduğunuz makamın düşüklüğünün alametidir. Dolayısıyla efendinizin sohbetine meyilli olamadığınız için şeytanın sohbeti sizi çepeçevre kavramış demektir. O sohbette her şeyde tecelli eder. Hayatın her kesiminde sizi mutlaka gelir ve bulur. Bütün bu kalp katılığı içinde bir takım zararlı şeyler vardır. Onları insan ayırt edemez. Yani zikirle, fikirle, sohbetle, rabıtayla, murakabeyle kendinizi yenileyemediğiniz için, hakikate nispetinizi doğru kuramadığınız için bir takım zararlı şeylerin de keyfiyetine vakıf olamazsınız diyor Ehlullah. Ve bunlardan bahsederken diyor ki en zararlı şey de, hani zarardan kendinizi koruyamıyorsunuz ya, şimdi ben size diyor, en zararlı şeyi anlatayım. En zararlı şey, gafil bir alimle, kendinden habersiz bir alimle. Hem alim, hem kendinden habersiz. İşte temin Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sözünü sarf ettik, mevzu oraya geldi. İlim insanın cehaletini giderir, rahmaklığını gidermez. Demek ki alim olarak gafil olmak mümkün. Bu da en zararlı şeylerden biridir diyor. Gafil bir alimle beraber olmak. Ya da zararlı şeylerin ikincisi, cahil bir sufiyle beraber olmak. Yani kendine sufi zannediyor. Tarikat, ehli tarik olduğunu iddia ediyor. Mutasavvuf olduğunu iddia ediyor veya zannediyor. Fakat cahil, dünyadan habersiz, ilmin İrfan boyutuyla alakalı hiçbir değerlendirmeye tabi tutmamış kendi hayatını. Dolayısıyla
Böyle bir insanla da bir arada bulunmak, aynen gafil bir alimle bir arada bulunmak kadar zararlı bir şeydir. Üçüncüsü de yağcı bir vaizle sohbet etmektir. Yani ona buna temenni çakıyor. Bugün televizyonlarda çok görüyoruz bunları. Nasıl isterseniz, sizin istediğiniz gibi olsun. Yeter ki sizin gönlünüz hoş olsun. Ama Mevla'nın gönlünün hoş olmasına dair hiçbir sıkıntısı yok. Genelde bunlar akademisyen çevresinde daha fazla görünüyor. Onun dışında da tabii göründüğü noktalar var. Bir sürü abuk subukluğun sebebi ilmin irfan boyutuna sirayet edememek, hikmete muttali olamamakla ilgili. Eğer bunlara malik değilseniz, bu en zararlı olan şeyden kendinizi kurtaramazsınız. Gafil bir alimle bir arada oturursunuz, size sıkıntı vermez. Cahil bir sufiyle bir arada olursunuz, o da sıkıntı vermez. Yağcı bir vaizle bir arada olmanız da üstelik zevk verir size. Çünkü yağcıdır, size yağ yakıyor. Siz de nefsinizi hoşlandırıyor. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı duymazsınız. Ama hakikatte bunlar sizin için en zararlı olan şeylerdir, buyuruyor Ehlullah. Şimdi diyor ki, dış görünüşünde bir alameti olmayıp, dış görünüş itibariyle adamın üzerinde bir alamet yok. Yani yansıyan bir alamet yok. Bu adam kemalat ehlidir diye hiçbir alamet yansımıyor. Dış görünüş itibariyle böyle bir şey yok. Buna rağmen diyor, Allah ile bir halde olduğunu, Allah ile beraber olduğunu, ona yakın olduğunu iddia eden birisini görürsen ondan uzak dur. Yani bu yukarıda bahsettiğimiz tipler o tiplerdir. Gafil bir alim. Gafil bir alimin fuzuli kelamından başka onun Mevla'ya nispetini gösteren bir şey yok. O kelam da gaflet içinde söylendiği için onun da aslında bir faydası yok. Ama ifade biçimi olarak kelam İslam'ı anlattığı için ava. Bu tür insanların başına gelecek şey de nihai noktada nedir diye sorulduğunda Ehlullah cevap veriyor. Buyuruyor ki, kim diyor bir ilim hakkında onun hakikatiyle muttasıp olmaksızın, yani ilmi var, ilmin hakikatine muttasıp değil, onunla vasıflanmamış. Kim böyle ise diyor, sadece sözle yetiniyorsa diyor, muhakkak diyor o insan, yani ilmin hakikatine muttali olamamış, vakıf olamamış böyle bir insan diyor, muhakkak sonunda zındıklaşır. Sonunda zındıklaşır ve ona vuslat yolu kesilir. Yani Allah'a ulaşma yolu, Allah'a giden yol o kişi için kesilmiştir. Çünkü ilmin hakikatine muttasıl olmamış. Onunla vasıflanmamış. İlmin ezbercilik yolu. Yani ilmimle ben makam sahibi olacağım, şöhret sahibi olacağım, ilmimle para kazanacağım. İlmi buralarda kullandığı için ilmin hakikatini idrak edememiştir. Veya ben niçin 100.000 kişiye hitap etmeyeyim, 1.000.000 kişiye hitap etmeyeyim diye ilim tahsil eden bir insanın ilimle muttasıf olması mümkün değildir. Yani mümkün olduğu noktalar vardır tabii de o kişinin haline göre söylüyoruz. İlim hakkında onun hakikatiyle muttasıf olmaksızın böyle bir şeye tevessül edenlerden bahsediyoruz tabii olarak. Bir de kerametler gösterip harikalar izhar eden bir adamı görürseniz, keramet buyuruyor. Harikalar izhar ediyor. Neler neler. Herkesi şaşkına çevirici şeyler yapıyor. Bunun için diyor sakın ona iltifat etmeyin. Keramet gösteriyor. Harikalar izhar ediyor. Bu adama iltifat etmeyin diyor. Fakat dinin emirlerine ve yasaklarına uyma hususunda nasıl olduğuna bak. Yani bir adam keramet gösteriyor. Sen onun sakın kerametine bakma. Dine nasıl uyduğuna bak. Eğer dine hakikaten doğru şekilde tabi ise o adamın kerametinden istifade edebilirsin. Gösterdiği harika da senin için bir mana ifade edebilir. Ama eğer dine bir yansıması yoksa, dini kale almıyorsa, dinle alakalı bir becerisi yoksa, hikmetlerle alakalı bir derinlik yoksa, dinden haz etmiyorsa bu adamın kerametlerine sakın aldanmayın. Aldanmadığınız gibi onlardan da uzak durun.
O tür insanlar şeytanların oyuncağı olmuş insanlardır. Fakat kendilerinde o şeytani kuvvet vesilesiyle hep bir keramet izharında bulunurlar. Kalplerinde öyle bir şey vardır. İşte bunun öyle uç noktasında da kimi kendini Mehdi zanneder, kimi İsa Aleyhisselam olduğunu iddia eder falan filan. Bu tür hadiselerin nihai noktada geleceği yer orasıdır. Ve ilmin hakikatiyle muttasıp olmadıkları için bu insanlar zındıktırlar. Bu zındıklıklarından onları kurtaracak birisi yoksa, Mevla lütfedip de eğer kurtulamazlarsa, bu zındıklıklarında öylesine profesyonel bir noktaya gelirler ki aldatamayacakları insan kalmaz. İşte Deccal'ın gelişiyle alakalı da bu tür yorumlar vardır. O cenneti cehennem, cehennemi cennet gösterecektir. Ölüleri diriltecektir, diliyi öldürüp diriltecektir falan. Bunlar hep bu tür önü kesilmiş, muslak yolu kendilerine kapatılmış bu tür kişilerin halleriyle alakalıdır. Yani zındıklaşmış insanların halleridir bunlar. İşte bu zındıklık da farklı farklı tabii. Zındık var, 3 kişiyi cezbeder. Zındık var, 3 milyon kişiyi cezbeder. Zındık var, 3 milyar kişiyi cezbeder. Aynen nasıl tasavvufta ehlullahın hal ve makamları varsa, onlarda da hal ve makamlar vardır. Zındık da kendi kalitesine göre, kendi keyfiyetine göre insanları aldatır. Onun için diyor, kerametler gösterip harikalar ishar eden bir adamı görürseniz sakın ola ki diyor, ona iltifat etmeyin. Fakat dinin emirlerine ve yasaklarına uyma hususunda ne olduğuna bakın, ona göre yorum yapabilirsiniz. Dine uyuyorsa bu adam ehli hal bir adamdır. Uymuyorsa o Allah'ın rahmetinden mahrum olan bir zındıktır. Ondan derhal uzaklaşır. Şimdi onun da ötesine geçelim. Bugünkü toplum yapısı itibariyle değerlendirdiğimizde gördüğümüz şu. Bir adam keramet buyurdu. Diyelim ki kisvesi itibariyle de biraz İslami. Bu şartlarda bile onun ibadetine, dine, bakışına, ameline bakacaksın ki aldanmayasın. Şimdi bunu da geçtik. Televizyona bir hokkabaz çıkıyor. Amerika'dan getirilmiş. Adam okus pokuslarla bir şeyler yapıyor. Bütün milletin ağzı açık. Bütün milletin ağzı açık. Yani iş buralara kadar düştü. Hani onun dinine falan filan bakmayı bırak. Kafirin bu haline bile artık şey var. İtibar var. İtibar ediliyor. Demek ki buradan anlıyoruz ki avamiliğimiz içinde öyle bir badireye düşmüşüz ki, öyle bir kuyuya düşmüşüz ki, koyu karanlık. Yani orada ne yaptığımızın farkında olmaksızın bir takım ameli işlerle meşgulüz. Ama o nedir? Yani ameldir de, harekettir de, akstır da nedir? Bunun mahiyeti çok çok düşük bir mahiyettir. Mahiyet olmaktan bile çıkmıştır. Onun için belhum edal hükmü konulmuştur. Kafirden bile aşağı. Hayvandan bile aşağı kafirler için. Şimdi Müslüman olduğunu zannederek de küfre girebilirsin bu hakikatleri idrak edemezsen. Dolayısıyla kafirden aşağı bir konumda olmana rağmen namaz da kılabilirsin. Şekil olarak. İşte geçen sohbetimizde bahsetmiştik. Cihatta ve namazda, ibadette herkesi geçmiş olan sahabiden bir delikanlıyı Allah Resulüne takdim ediyorlar. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam onu çağırıyor. Bir şey söylüyor. Cevabını aldıktan sonra gidebilirsin diyor. Doğru mescide gidiyor. Arkasından Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu kim öldürecek diyor. Bunun kellesini kim alacak diyor. Bak cihatta ve ibadette herkesi geçmiş. Dolayısıyla o şekle aldanmamak lazım. Burada da yani şeklin de ötesine geçmiş bir halimiz var. Adam keramet ishar ediyor ama namaz da kılıyor. Fakat namazın keyfiyetine malik değil falan filan. Neyse orada bir şüpheye düşersen adam namaz kılıyor falan filan. Hani aldanma ihtimali var. Onu da geçtik. Yani böylesini tahlil etmeyi de bir kenara bıraktık. Direkt kafirin gösterdiği istidraca keramet gözüyle bakmaya başladık ve hayranlık ifade ediyoruz. Bu felaketlerin en büyüğü demektir ki Allah bu noktada
imansızlığa düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Evet, bu hal içinde olanların genelde de iddia sahibi olduklarını görürüz. Yani bu keramet isar edenler, nefsinin heva ve hevesine aldanmış olanların hali çoğu zaman iddia ile ön plana çıkar. Ehlullah da buyuruyor ki iddia nefsin ahmaklığındandır. Yani bir insan bir konuda ısrarla iddia ediyorsa, hakikat hariç, hakikatin boyutları var tabi. Ehli hal olarak onları idrak edip söylemek başka veya ehli hal olarak idrak edip sana anlatan başka. Bu çerçevede düşünmüyoruz. Bu avami hal içinde iddia nefsin ahmaklığındandır. Avami hal derken alimin de gafili, sufinin de cahili, avam noktasında sayıldığı için onların da iddiası nefsin ahmaklığındandır. Nefsi ahmak olduğu için bir insan bu kadar iddia sahibi olur. İddia eden kimse ise rububiyetle çekişip mücadele edendir. Rabbanilikle mücadele eder. Sen kimsin ki bu derece iddia sahibi olarak ortaya çıkıyorsun? Belli ki nefsinin ahmaklığından dolayı. Halbuki hakikat ortadadır, bellidir. İddia eden kişi kendi nefsine işaret eden kimsedir. Yani bir konuda çok fazla iddia sahibi ise bir insan, yani sürekli ben Mehdi'yim diyorsa veya Mehdi olmadığı halde ima ile Mehdiliğini birilerine kabul ettirmeye çalışıyorsa ve bunda ısrar ediyorsa o nefsinin ahmaklığındandır. Bu tür insanların da piyasada var olduğunu görüyoruz. Yoksa öyle inşallahla, maşallahla Mehdi olunmaz. Evet, iddia eden kişi kendi nefsine işaret eden kimsedir. Hani biraz da bu işarette şey vardır tabii. Biraz uyanıksanız istemem ama sol cebime koy şekli de vardır. Bunun daha profesyonelce olanı da vardır. Bunların kademeleri farklı farklıdır. Ahir zaman alametler olarak daha nelere şahit olacağız kim bilir. Vuslattan ancak diyor, vuslattan, ulaşmaktan, kavuşmaktan ancak kılavuza uymayı terk etmek ve davranışlarında hevalarına uymak sebebiyle mahrum edilirler bu tür insanlar. Yani Allah'a ulaşmaktan mahrum edilmelerinin sebebi kılavuza uymayı terk etmektir. Her işte böyledir zaten. Bir çırak ustasına uymayı reddediyorsa usta olamaz. Yani vuslata eremez. Bir mürit mürşidine takaza yapıyorsa, uymuyorsa vuslata ulaşamaz. Bir teşkilatın mensubu liderine ayak uyduramazsa, uymazsa vuslata ulaşamaz. Vuslattan diyor ancak kılavuza uymayı terk etmek ve davranışlarında hevalarına uymak sebebiyle mağrur edilirler. Yani ben liderim önemli değil, şeyhim önemli değil, başkanım önemli değil. Ben heva ve hevesime göre kendi yönümü tayin ederim diyen insan üzerinde bulunduğu mevzuyla alakalı vuslata ulaşamaz. Vuslat gerçekleşmez. Mutlaka usul olması lazım ki usul gerçekleşsin. Onun için usulsüz usul olmaz denilmiştir. Edebi edep ehlinden almayan kimse kendisine tabi olanı da ifsad eder. Yani bir sanat öğreneceksiniz. Bu sanatı sanatkardan öğrenmemişseniz sanatkar olamazsınız. Dolayısıyla sanatkar olmadığınız için kendinize, size tabi olan insana da o sanatı aktaramazsınız. Onun için edebi edep ehlinden almak zorundasınız. Edep sahibi birisinden edep almanız lazım ki kendisine, kendinize tabi olanı da ifsad etmeyesiniz. Ona da doğru dürüst bir edep yansıtabilirsiniz. Dolayısıyla son bir cümle olarak şunu söyleyelim ve bitirelim. Buyuruyor ki Ehlullah, şeyhinde bir eksiklik gören ondan yararlanamaz. Şimdi burada tabii tasavvufi literatürle alakalı mevzular söz konusu olduğu için sadece orada
sıkıştırılıp bırakılmaması gereken mevzulardır bunlar. Burada şeyh mürit ilişkisinden bahsediyoruz ama bu hayatın her alanına aplike edilebilecek mevzudur. Onlar nihayetinde ehlullah kelamı nihayetinde her şeyin mündemiç olduğu, içinde bulunduğu bir noktada, yani cem edildiği bir noktada diyelim, tecelli ediyor. Her şeyin toplamını ifade eden cümle şeklinde terkibi hükümler olarak lisana geliyor. Dolayısıyla bu lisanı da biz okurken toplumun her alanına, her kademesine bunu sirayet ettirebilmenin yollarını bulmamız lazım. Şimdi burada da diyor ki, şeyhinde bir eksiklik gören ondan yararlanamaz. Yani bir talebe hocasında eksiklik görüyorsa ondan istifade edemez. Ama o hocada gerçekten eksiklik olabilir. O ayrı bir olay. Edep onu görmemeyi gerektiriyor. Çünkü şöyle bir şey var. Onların diyor ehlullah, onların hataları sizin doğrularınızdan daha kıymetlidir. Neden? Çünkü bir bütün içinde onun hatası araz olması bakımından onun kemalatını artırmaya vesiledir. Ama senin hatan öyle değil. Çünkü sen kemalat ehli değilsin. O bütüne malik değilsin. O bütüne malik olmadığın için senin doğrun, yani bir bütün oluşacak ya, o bütün zaten oluşmamış. Oluşmadığı için senin doğrunun da bir kıymeti yok. Ama onun kemalat çerçevesinde o daireye, o bütüne malik olması sebebiyle içindeki yanlışı bir arazdır. O araz onun kemalatını artırır. Hatta senin de kemalatını artırır. Oradaki arazı görerek hakikate giden yolun tecrübesini sana yaşatmış olur. Böyle bir incelik var. Ama bütün bunlar olmadığı takdirde, yani bu incelik yakalanmadığı müddetçe filan şeyh böyle demiş. Yani böyle abuk subuk şey olur mu? Mesela televizyonlara çıkan öyle bir tip vardı. İkide bir Abdülaziz Debbi Hazretleri'nin El İbris kitabına sataşırdı. Ne dediğini kendi de farkında değil tabii. Sadece. He, yani konuşuyor da konuşuyor işte, bak burada ne dedi falan, edepsizlikti bilmem neydi falan. Bir de şimdi şöyle bir şey var. O büyük insanların, ehlullahın, kemalat ehlinin sözlerini aktarırken, yani zaman ve mekana aplike ederken aktarıcının keyfiyeti de önemli. Kalitesi de önemli. Onun için diyorlar işte, bunu kırmadan, dökmeden, incitmeden en güzel taşıyabilmenin formasyonuna malik değilsen taşıma. Bekle, taşıyacak keyfiyete ulaş, ondan sonra taşı. Şimdi öyle olmuyor. Diyor ki ben bunu buradan kaldırabilirim. Kaldırmak önemli değil. Kaldırdıktan sonra bir süreç var. Yaşanacak bir süreç var. O süreçte sen bunu kırmadan, dökmeden, hakikati incitmeden taşıyabilecek misin? Taşıyamayacaksın. Onun için taşıma, böyle insanların taşımaya kalkması sebebiyle zaten her şey alt üst oluyor. Ondan sonra da dışarıdan bakan, yani ilmi olup da ilmi derecesinde cahil olan bir takım tipler oradan hesapta tasavvufa, tasavvufun hakikatlerine hakaret edeceğim diye oralardan yol buluyorlar. Yani hakikatte itiraz edecekleri hiçbir şey yok ama o taşıyıcıların hadiseyi kotarırken yaptığı yanlışları yakalayarak o açıktan, o gedikten surlara girmeye çalışıyor. Burada da anlıyoruz ki eğer eşya ve hadiselere tasarruf hakkınız olan bir bütün fikre malik değilseniz, yani mutlak fikre nispetle bir bütün fikre malik değilseniz, ki bu İslam'a muhatap anlayış diyoruz bunun adına, değilseniz ve o fikrin keyfiyetine malik değilseniz, onu taşıyacak bir pozisyonda değilseniz, yaptığınız her şey davanızın aleyhine tecelli edecek demektir. Bugünün en büyük felaketi de bu olsa gerek. Burada sohbetimizi nihayetlendirmiş olalım. Haftaya inşallah yine bugün, cuma günü aynı saatte, yani 8:30-9 arası yine beraber olmak niyeti içinde sohbetimizi noktalamış olalım. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihina el-Fatiha.